başlayalım arkadaşlar. Kilo vermeye karar verdik. Ama bu sefer gerçekten bir karar verdik. Başladı bu arada video. Arkada annem var. Arada annem de bir şeyler soracak. Ya da böyle kendi fikrini söyleyecek. Arkadaşlar çok böyle bu kilolara nasıl geldik. Ve kilo vermeye karar verdik. Ve tatile gideceğiz. Ve tatilde yine anladık. Ve yine böyle bir Nisan ortası, Nisan sonu, Mayıs başı gibi başlıyoruz. Umarım bu sefer annem, umarım bu sefer girer ve bir ay sonra hemen böyle dağıtlara, kahvelere dalmayız. Anneme şey yapıyorum, arkada annem. Günaydın arkadaşlar, dostlar, sevdiklerim, kızımın sevdikleri, oğlumun sevdikleri. Günaydın. Hepinizi çok seviyorum. Bütün kalbimle çok seviyorum. Öncelikle kendimden ve çocuklarımdan özür diliyorum. Çocuklarımın bu kiloya gelmesinin sebebi, tek suçlusu benim. Sizden özür diliyorum. Çünkü sizin hiçbir zaman diyet yapmanızda bile çok üzülüyordum. Ay yavrum diyordum, bunu yemiyorlar, şunu içmiyorlar, az yiyorlar. Habire börekler, çörekler yaptım. Habire mantılar yaptım, karbonhidratlar yaptım. Güzel pastalarından sebeplendiler. Ya ben bir çocuğun küçük olsun büyük olsun aç kalmasına, aç değildi. Yani şu an düşünüyorum yanlış düşünmüşüm. Sağlıklı beslememişim çocuklarımı. Ama isterim ki her şeyi yesinler, içsinler, yesinler. Ama sonunda kilo oluyor. Bir istersen. Sonunda bu kilo oldu. Şimdi nasıl veririz? Nasıl yardımcı olurum onlara? Sonuna kadar yanlarındayım. Ama neden biliyor musun? Görüntü için değil. Bir insanın kilolu görünmesi için değil. Sadece sağlıklı olmalarını istiyorum çok. Evet. Çünkü kilo demek sağlıklarının bozulduğu anlamına geliyor, Allah korusun. Evet. Ya nefes alınmıyor, hareketleri kısıtlanıyor. Onun için onlar istiyor şu andan itibaren kilo vereceğiz anne, sağlıklı besleneceğiz diyorlar. Ben şimdi onların yine yanındayım. Ne istiyorlarsan, salata mı, diyet listesi mi, hepsini anında ben onlar için yapacağım. Sen 50 kilo veriyorsun. Ama onlar isterse yapar. Ben istersen değil ama ben onların sağlıklı beslenmesini çok istiyorum. Hı. Artı mesela bu İzmir'de şu anda yaşıyoruz. Evet. Annemin evinin önünde bir yürüyüş parkı var. Evet. O insanlar var ya sabah 6'da başlıyor. Geceye kadar yürüyüş devam ama benim gençler maşallah uyuyorlar. Ben onlara imreniyorum o yürüyüş parkurlarında koşarken. Hep yani diyorum ki yiyin çocuklar, yiyin affedersin her şeyi için ama yürüyüş yapın, spor yapın. Evet, onu da yani bence benim çocuklarımın çok yemesi yok. Evet. Gerçekten hareket. Yok. Bakıyorum ne kadar zayıf gençler var etrafımda. Benim oğlumun, Anıl'ın, Fikret'in yediğinin affedersin afiyet olsun. İnsanların yediğinde gözümüz yok Allah'a şükür. Yani 10 katını yiyorlar ama çıta yemiyorlar. Kesinlikle. Ben diyorum ki oğlum şu kadar aldım biraz daha al. O kadar azalıyorlar tabaklarını ama nedense nefes alsalar kilo alıyorlar. Ama bence bunu ben hareketsizlikle yorumluyorum arkadaşlar. Ben de. Çok konuştum, özür dilerim. Ama ben aynı noktayı ben de denedim. Ben dedim ki böyle boş şeylerden kilo alıyoruz. Mesela mantı makarna falan değil aslında bence. Çünkü o tam makarna haftada bir iki gün yiyoruz ama ne kadar yiyebiliriz? Akşam bıraktık yani, makarna evet. Bir porsiyon. Mesela tatlılardan. Tatlı, şekerli çikolata. Kahvelerden. Mesela White Mocha'ya bile gördünüz o shorttaki videoda. Ona bile şekerli içiyorum. Bence önce çikolatayı bırakmakla başlayacağız. Danıtlar. Cipsler, danıtlar, cheesecake'ler, şam tatlıları, ballı börekler falan filan. Hani ye gene ama tek ye. 3 tane 5 tane değil. Zaten tek yiyorsun. Ve bir spor. Bir şey itiraf edebilir miyim? Ve spor. İtiraf edeyim. Krabura yedik arkadaşlar geçen gün İmrat tatlısında. Ve çay içtik. Ve sonra da yedik. Yiyor mu? Hani buyurun işte. Onu yemeyeceksiniz. Evet. Olmaz. Gerek yok işte. Gerek krokan etmesi. Krokan. Güzel. İşte bunlardan oturun bir tabak biftek yiyin. Yanına bir pilav salata yiyin. Yemeyi de daha iyi. Evet, evet. Kesinlikle. Tamam. Gerçekten. Hepiniz çok teşekkür ederim. Çok güzel açılış. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet. Ama önce kilo değil, önce sağlık için kilo vermemiz şart. Kesinlikle. Sağlıklı beslenmemiz şart. Kesinlikle. Yürüyüşümüzü, sporumuzu ihmal etmeyeceğiz aynen. Arkadaşlar. Kesinlikle. Öpüyorum. Teşekkür ederiz. Kendin. Arkadaşlar ben de annem gibi az çok nasıl bu kilolara geldik ondan bahsediyorum ama bu hareketsizlik olayı hani diyeceksiniz belki istediğiniz kadar hani dikkat edin ya da nasıl anlatsam istediğiniz kadar yiyin. Spor yaptığınız zaman hani yedikten sonra spor yapmanın hiçbir anlamı yok diyeceksiniz ama en azından o kalori almıyorsunuz. Mesela şimdi mesela atıyorum şimdi videonun alakası ama daha şu an diyete başlamadığım için sağlıklı beslenmeye başlamadığım için şey yapacağız kebo yemeye gideceğiz. Ama mesela şimdi kebo yemeye gideyim ya da üstüne başka bir kahvecide kahve içeyim. Yani hareket etmesem o kalıyor. Ama bir saat bile bir yürüyüş yapsanız bir etkisi oluyor. En azından atıyorum 1000 kalori mi alıyorsunuz ya da atıyorum 500 gram yağ mı alıyorsunuz? En azından o hani biraz yakmış oluyorsunuz. Ya bilmiyorum ben hareketsizliğin çok büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Benim mesela birçok arkadaşım var böyle 55 kilolarda 60 kilolarda. Benden belki en az 15 santim boyu yani çok fazla uzun boylu olmayan da. Boyum da bu arada 1.74 kilo sormayın arkadaşlar ama yüksek kilolardayım yani. Hani kendi şeyime göre boyuma göre vesaire diyeyim. Konu sende. Yani ben hareketsizliğe bağlıyorum ve çok böyle fos şeyler, tatlılar mesela zaten hani gerçekten diyorlar ya bir mantı, iki parça çikolata yiyeceksin, bir tabak mantıyı daha iyi diye. Sen nasıl konuş biraz?
Kilo vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet ama sabredin. Ama hareket en başta. Evet. En başta hareket. Sen de sağlıklı beslenmek istiyorsan önce hareketimizi düzenli yapmamız lazım. Aynen. Hiç anlamam, kasılma. Rahat ol. Burası samimi bir kanal. Sen de senin mesela atıyorum kendi yaptığın bir hata mesela. Sen de ne mesela kilo almalı bu kadar yüksek kilolara. Ya en başta beslenme düzenimizi değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tam o zaten. Ama sen ne yapıyorsun? Nasıl bu kilolara geldin? Hani senin yaptığın hata. İşte ben mesela yediklerimiz abur cubur olsun. Dondurma. Cips. Evet. Sprite. Hep böyle şeylerden kilo aldık. Aynen. Yani rutin olarak bunu değiştirebilirsek, tabi bunu egzersizle, hareketle de yapabilirsek çok güzel olacak. Aynen. Rahat ol ya, kasma. Yani arkadaşlar bilmiyorum, hem böyle insana motive etme amaçlı hem, yani gerçekten, bu arada kilo olmak da kusur değil. Gerçekten, yemin ediyorum. Arkadaşlar güzellik ikinci planda, tamam böyle beğendiğim bir şey oluyor. Mesela beyaz bir jean almayı çok istiyorum. Beyaz bir short, beyaz bir kot etek mesela atıyorum. Çok bayılıyorum mesela, başkalarında da görüyorum. Mesela keten böyle bol beyaz şeyler. Beyaz böyle bir şeyim var benim çok fazla. Ya atıyorum mesela bir tane short almıştım. Buraya belki koyarım fotoğrafını ya da daha sonra bir reel falan çekerim. İnşallah olur bir gün. Trendyol Milan'dan 42.000'e falan. Tabii ki şu an olmuyor. Bayağı da normalde de kalıpları dar zaten onların. Ama hani mesela onu hayal ediyorum içimde tabii ki. Ama bir yandan da sağlık gerçekten. Mesela geçen dedim krem blöre yedik ama arkadaşlar nasıl bir ağır geliyor aslında. Ama yine de yemeye devam ediyorsunuz. Bilmiyorum. Ben biraz duygusal bir sıkıntıdan da yediğimi düşünüyorum bazen. Hani gerçekten aslında başka bir şeyle oyalanmak da gerekiyor. Ama bence birinci faktör hareketsizsiz. Ya ben mesela çevremde mesela atıyorum influencerlardan da birkaç kişi mesela takip ediyoruz. İsim vermeyeceğim şimdi ama arkadaşlar ya kızım böyle mesela hamburger yiyor. Hamburgerden çıkıp bir iki saat sonra cheesecake yiyor. Aynı bizim beslenme tarzı gibi. Yani birçok gençlerin beslenme tarzı gibi. Ama kız haftanın 6-7 günü fitness mi yapmıyor, zıplay mı yapmıyor, pilatese mi gitmiyor, yüzmeye mi gitmiyor, tenise mi gitmiyor. Yani görüyorum hep takip ettiğimden kaynaklı. Ama ya da mesela bir şey oluyor. Mesela kızım birinden karşılaştık geçen kafede, Disney Park'ta. Pişi falan söylediler böyle. İşte söğüş tabağı falan söylediler böyle. Domates, salatalık, o tarz şeyler. Ama böyle krep de var, pişi de var falan. Yok krep yoktu ama pişi vardı. Böyle reçel falan vardı. Kız dedik ben akşama yok yani. 2 saat arkadaşlar 2.30'da size yemin ediyorum. Kız diyor ki genç bir kızın zannedersen böyle 25-30 yaşlar arasında. Dedik ben akşama yemek yemeyeceğim. Evet. Hani bizde öyle bir şey mümkün değil. Hani orada bir şey bile yeseniz kahvaltı, geç kahvaltı bile olsa hani akşama bir makarna, bir mantı, bir çorba muhakkak oluyor. Hani çok şey oluyor mesela Kebo'ya gideceğiz Bornova'daki, bu arada Kebo'da Antakya'daki şey şubesi İzmir'de açtı yıllar önce. Çok güzel oluyor bu arada, gelmeni tavsiye ediyorum. Bornova'da, Bornova Duran mıydı? Bornova Duran deniyorsunuz. O küçük parkın orada ve yan tarafında Leos Cafe diye bir kafe var, kurfasan. Mesela oradan çıkınca oraya gideceğiz. Yani o yanlış mesela atıyorum. Ben öyle şeylerden mesela yola çıkıyorum. Evet. Mesela Kebo yerdik. Çiğdem abla bilmiyorum videolarımı izliyor mudur, izlemiyor mudur ama izliyorsa da izlemiyorsa da buradan paylaşmak istiyorum. Yani arkadaşlar ta lise zamanından beri Kebo vardı Antakya'da ve bana bakma videoya, evet, sana konuş biraz. Mesela bana derdi ki Fikret'in 1,5 ekmekli yemeyeceksin. Bir arkadaşa ben 1,5 mu kazını falan artık böyle bir şey oluyorduk. Böyle 1,5, 2 falan söylüyordum bazen. Yani yok diyordu. Hayır, bir ekmekli yiyeceksin ya da 1,5 diyordu. Hani iki ekmekli yediğim zurna mesela, şu büyük zurna dönerleri oluyor Antakya'nın, Hatay'ın. Biliyorsunuzdur her yerde satılıyor artık. 3,5 ekmekli nedir ya? Evet. Arkadaşlar dedi. Ve günde 5 litre, 6 litre kola içiyordum o zamanlarda. Şu anda da kola içmiyorum. Çok. Ama Sprite içiyorum. Ben bu Sprite'i bırakma videosu da çekmek istiyorum ve onu da bırakmak istiyorum hatta gerçekten. Hatta Sprite'i bırakabilsek çok iyi olacak. Yani koladan bir farkı yok. Beyaz kola diyorlar. Asit yani, aslında hiçbir farkı yok. Ve midemi de rahatsız ediyor. Ben bir bardak ve yemek yiyemiyorsunuz aslında bir yandan da. Ben de bir şey söyleyeceğim. Onun da şeker oranı çok fazla aslında. Sprite'in. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı. Sadece kolada biraz başka şeyler var. Midesi bulanmak istemiyorum ama kolada, evet, biraz daha böyle zararlı şeyler var ama asit yani, Fanta da olsa, başka şey de olsa yani hiçbir farkı yok ama ben şeye bağlıyorum işte. Hani mesela bir yerde yiyoruz dürüm, annem de mesela bize söylüyor. Mesela üstüne kahve, üstüne kruvasan, üstüne dant. Ya yapmayın. Kebo'dan çıkardık arkadaşlar 1,5 ekmek, 1 ekmek üzerine fıstık çantası Antakya'da. Karşıya geçen Rotraf kafede tiramisu'dan kahve içerdik. Evet. Hani ne gerek var? Hani onunla başka bir öğün yap. Ya da atıyorum akşam mesela atıyorum saat 9-10 gibi acıkırdık mesela bir makarna ya da bir yumurta. Hani biraz tut boğazını, hani anladın mı? Yani öyle şeylere dikkat etmek gerekiyor bilmiyorum. Hem motive etmem var, hem yaz geliyor. Ya görüyorum arkadaşlar 60-65 kilo arası, 55-56 kilo arası, bak hani bu kadar zayıf kilolardan bahsedeyim ki 60-65 kilo. Hani böyle boyu kısa olanlar da olsa, uzun olanlar da olsa hani düşük bir kilo bence. Hani bana göre de, bence birçok insana göre de. Yani tabii ki 50 kilolardasınızdır, 60 kilolar çıkmışsınızdır. Şeydir yani, nasıl anlasam size. Belki size fazla gelebilir ama yani normal şartlarda normal sağlıklı bir kilo. 55-60-65 de yani. Yani çok fazla değil. O kilolarda bize çok dikkat ediyorlar, düşünün. Evet ve herkesi görüyorum. Yani sadece böyle hani sosyal medyada çok böyle hani yüksek takipçiler hesaplar ya da böyle influencer tarzı değil de hani arkadaşlarımda da ben görüyorum. Hani dikkat ediyorlar ya da mesela tatile gidecekler, bir ay diyet yapıyorlar. Tatilden döndükten sonra hiçbir şey yemiyorlar. Ya yeseler de spor, ben mesela kız takip ediyorum arkadaşlar. Kız sabahleyin 7.30'da story atmıştı.
sporlu Bebek'te İstanbul'da. Yürüyüşe çıkmış ve daha sporu falan daha yeni bitirmiş. Evet. Yani bir kahve alıp içerek gidiyor ama artık o kadar yürüyüş yaptıktan sonra bir kahvesini içebilir. Bazen kahvaltı olarak kahve içiyor bu arada. Yani çok sağlıklı bir şey değil ama. Yani ben hareketsizliğe ve mesela sürekli ve burada nacizane, yani bilmiyorum kaç yaşındaki takipçilerim, kaç yaşında yazın arkadaşlar size kendi yorumlarınızı. Siz de beni takip ediyorsunuz uzun zamandan beri, hani 8 kişi takipçi oldum. Ama Instagram'da takip edenler görüyordur, hani sizce benim yaptığım hatalı. Ben yürüyüş, işte hareketsizlik ve çok böyle aşırı böyle fazla. Hani mesela bir tane alıyorum ama mesela tatmin etmiyorum. Ay bir tane daha mı alsam acaba diyorum. Ona bağlıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Kaç yaş takipçilerim var bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Ben 27-28 yaşları arasındayım şu anda diyeyim. Abim de biraz daha benden büyük, 3-4 yaş daha. Ama buradan nacizane 20 olsun, 15 olsun nacizane tavsiye. Ve bunu bana annem hep söylerdi ama ben hiç dinlemezdim. Üstüne eklemeyi gerçekten. O üstüne eklemek, ay şimdi ne zaman? Hani atıyorum 80 kilodasınız arkadaşlar. 85 kilo daha çıkmayı beklemeyin. Üstüne eklemeyin. Hani 2 kilo mu aldınız? 2 kilo verin. Hani aksi halde çok zor oluyor. Hani o benim 55-60 kilolarda dediklerim 2 hafta, 3 hafta diyet yapıyorlar. 1 ay maksimum diyet yapıyorlar. Ondan sonra hadi 2-3 kilo al. Artık bizde mesela kilo alacak yer bile kalmadı bence. Hani yağlıyoruzdur ama hani kilo olarak çok fazla bilmiyorum. Oluyor ama biraz pantolonlarda tabii sıkıntı mesela 2-3 kilo alıyorsun ama düzenli egzersizini yap mesela. Yani dikkat edebiliyor. Pilav falan da, makarna falan da yiyip de yine hani ölçülerine dikkat edebiliyor. Yani tabii ki de bir koca şu büyük kayık mı deniyor bilmiyorum. Böyle büyük servis kaşıklarından değil de. Mesela benim diyetisyenim, Kıbrıs'ta bir diyetisyene gidiyorum. 6 yemek kaşığı maksimum buğday makarna diyordu. Yani bazen normal makarna yedim oluyordu ama o porsiyon kontrolü önemli. Ve şeyi de öğrenmek istiyorum ama yani şu an benim için öyle bir şey geçerli değil. Onun için bu kiloları vermem lazım ama porsiyon kontrolüyle yapmayı öğrenmek gerekiyor. Evet. Hani mesela bir dondurma yiyip, yani insan oldu arkadaşlar, canı istiyor insanın. Bir dondurma yeriz mesela, Çeşme'ye mesela gideriz birkaç haftaya, hava güzel oluyor. Hani bir İstinye'ye falan gideceğiz mesela, böyle deniz kenarında bir dondurma yeriz yani, ya da bir balık ekmek yeriz ama ondan sonra onu nasıl, hani o kalori almamak için ne yapmanız lazım, işte yürüyüş falan tabii ki ama hani onun için nasıl beslenmek gerekiyor, onu öğrenmek gerekiyor bilmiyorum ama nacizane tavsiyem 16-20-25 fark etmez yani, ya da benim kilolarda da olsanız büyükleri de tavsiye. Ben de uygulamadım ama çok pişmanım gerçekten bu kadar üstüne eklediğim için. Keşke diyorum daha böyle erken yaşlarda böyle çok fazla bu yüksek kilolara gelmeden. Yani ben kendime göre bilmiyorum, şu an en yüksek kilolardayım hala yine. Ama vermek istiyorum. Her yaz bu döngü oluyor bende ama inşallah bu sefer şey yapmadım. Bu sefer gerçekten kendim şey yapmak istiyorum. Kendim şöyle bir plana uydum. Aslında ben 29'unda da başlamak istiyorum ama şu an ben de hazır hissetmiyorum evet. Diyete. 29 Nisan gibi pazartesi günü yine. Ama niye pazartesi? Bu şeyi de aslında yüksek. Haftanın ilk günü. Ondan olmuyor bence. Neyse 29 Nisan pazartesi başlıyoruz. Ama 29 Mayıs'a kadar sıkı yapalım. Ha, haftada bir gün bir dondurmadır ya da bir yemektir bir şey yapabiliriz. Arada küçük kaçamaklar verebiliriz. Haftada bir gün. Haftada bir olabilir. Evet ama böyle çok sıkı yapmak da bence, o da mesela bence çok iyi olmuyor. Bu sefer sıkılıyorsunuz, bırakıyorsunuz yani. Valla bilmiyorum arkadaşlar ama üstüne cheat eklemeyin. Cheat day. Cheat meal de olabilir. Cheat meal de olabilir. Doğru. Ya mesela atıyorum Snapchat'ta da biliyorsunuz belki Vedat Döner bayağı güzel. Mesela oraya gittim ama üstüne yoğun mu ya da şekerli bir kahve. Hani çok kapsal içerisinde onda bir şey yok ama. Hani öyle bir şey olur ama üstünde de bir tatlı. O bence fazla oluyor. Ama senin dediğine katılıyor. Porsiyon kontrolü yapmak gerekir. Evet. Gerçekten iyi. Ya mesela arkadaşlar, mesela bir arkadaşlarınıza bir yemeğe gittiniz. Ya da biz mesela atıyorum pizza, hamburger. Gerçekten en sevdiğim şeyler. Hani bir tane mesela hamburger söylesek ikimiz. Aslında şu Burger Street'te öyle yapıyorlarmış da. Evet. Yaraya bölüp yiyebilirsiniz. Kilo almazsınız gerçekten. Bir tane bile yeseniz arkadaşlar almazsınız. Ama siz sürekli her gün şu hamburgerci, bu hamburgerci, şu pizzacı. Yani rutin hale getirirseniz alırsınız. Dün mesela biz makarna yedik. Bugün döner yiyeceğiz. Ve üstüne kruvasan ve kahve içeceğiz. Yani umarım. Yani bugün gideceğiz ama bundan sonra bu şeyi değiştirmek istiyorum ben. Haftada bir küçük kaçamaklar olabilir ama bunu her gün haline getirmek, senin dediğine katılıyorum, olmaması evet. Gerekiyor. Evet, olmaması gerekiyor. Yani normal zamanda da mesela atıyorum, hani tamam çok zayıf olduktan sonra belli bir şeyden sonra hani kahve şeyin üstüne yersin ama böyle her gün olmayacak bu işte. Arada böyle olacak şey ama bilmiyorum arkadaşlar. Senin söyleyeceğin başka ne var? Valla ne diyeyim? Yani şöyle bir şey var. Söyle. Yediğimizin öğünü kadar spor yaparsak, egzersizini yaparsak kilo almayız. Kilo almayız, veririz bile. Veririz bile. Evet. Yani bilmiyorum arkadaşlar, siz de yazın. Kilonuzu yazmak isterseniz bilmiyorum. Ben yazmak istemiyorum. Ama az çok videolardan ya da reels'lerden, fotoğraflardan anlıyorsunuzdur. Ya bilmiyorum, kilo bir insanın bence özgüvenini düşüren bir şey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Böyle insanın bakış açısı bile size bence değişiyor mesela yani. 5 kilo verince pozitif anlamda kendi özgüvenin sahibi oluyor insan. Ya evet, bir şey söyleyeyim. Bir de arkadaşlar ben bunu bir kızdan görmüştüm. Duymuştum. Kız bayağı yüksek kilolardan böyle ya inmişti. Bayağı şu an 54-53 kilolarda falan. Çok zayıflama bu sefer. Neyse şey diyordu. Arkadaşlar bir parça çikolata da tatsanız aynı şeyi alacaksınız. Aynı zevki alacaksınız. 5 dakika sonra 10 dakika sonra gidecek. Bir paket çikolata da alsanız yani o bütün o yaprak 100 gram çikolatayı da alsanız aynı tadı alacaksınız. Hani o kadar fazla yemenin bir anlamı yok diyordu. Gerçekten öyle. Mesela çikolatayı seviyorsanız
ya illa da çikolatadan vazgeçemiyorsun diyorsanız bir tane çikolata yiyin. Diğer mantıklı mı? Ama sağlıklı aslında. Evet. Ama diyet zamanında olabilir. Mesela bir parça sütlü çikolata canım kahve yanında istedim. Ne olur? Bir şey olmaz. Çok canım istedim. Bir parça yemek istiyorum. Hani şey diyordu, o kalori almamak için. Eritiyorum ağzımda. Diyetteyim, erit ağzımda falan dedim. Bilmemek güzel. Yani her zaman değil ama. Mesela ya da yapacaksanız da bence sabahleyin yapmak daha mantıklı. Ya da 11-12 kahvesi gibi. Yani benim mesela bir takip ettiğim bir kız vardı. Ama kızım benim dediğim işte 60 kilolu hali. 65 kilolarda. Hatta YouTube'a videolar çekiyordu. İlk YouTube videoları. Şu an zaten kızın 450 bin abonesi var. Hı-hı. Yani kız 15 kilo verdi, mam falan takılan bir kızdı. Yani Petito mesela yiyordu Nescafe ile beraber atıyorum. Sütsüz ama Nescafe. Valla Petito yiyordu arkadaşlar ama sonra mesela 2 saat kız koşu yapıyormuş. Mesela akşam bir şey yemiyormuş falan. O şekilde yapıyorlar ama bir parça çikolata yiyip akşam yemek yemeyeceğim. Hiç yemeyeyim daha iyi yani. Evet. Ya da belli günlerde olabilir. Bu arada şeylerde o dediğin oluyor. O aralık oruçta oluyor. Valla bilmiyorum arkadaşlar ama. Ama gerçekten çoğu... Yani inanmayın. Bazen o diyorlar ya işte yiyoruz kilo almıyoruz. Yok. Arkadaşlar dikkat ediyorlar. Ya da çok dikkat ediyorlar çok. Ediyorlar. Biz mesela sabah atıyorum akşam yiyorsak ya da sabah yiyoruz kahvaltı bir şey. Kahvaltımda bu arada yok. Böyle yediğimiz şeyler bu neydi kahvaltıda? Söylesene. Söyleme sen. Söyle. Ben de söyleyeceğim. Sucuk. Sucuk yani. Ve arkadaşlar başka ne yedin desen? Sağlıklı. Pekmez. 3 tane zeytin yedim ve bal yedim. Nutella yedim. Ya bir lokma ama yani onlar. Ama yani önemli değil kaç tane yediniz. Peynir. O... Evet. Ben sucuk, 2 dilim, 2 küçük dilim, çok da küçük değil de neyse, 3 tane zeytin, hani tam zeytin sağlıklı, peynir de sağlıklı, pekmez de sağlıklı, evet. Yani tatlı. Bal mesela biraz, bir tereyağdan bal, bir lokma, Nutella zaten bitmişti. Evet, ama yani böyle şeyler değil yani. Mesela annem bir kat yumurta, peynir zeytin yedi, Nutella ağzına bile sürmedi, hani kendim de yemek yemeyi seven biri ama annem bizden zayıf bu arada, evet. Rakam olarak. Hakikaten yani. Zayıf. Yani benim mesela utanıyorum yani bu yaşlarda bazen mesela birkaç tane yorum gelmiş, bayağı üzülmüştüm. Yok işte Türkiye'de obezlikte çığır açtı falan diye. Böyle yorumlara üzülüyorum istersen böyle yorumlar da lütfen yazmayın arkadaşlar. Yani değil mi? Yazmasınlar. Yani bilmiyorum ama kilolu olmak bir kusur değildir ama bence çok zayıflar da zayıf da iyi değil, çok kilo olmak da iyi değil. Sağlıklı bir şekilde yani şey değil, ay takmıyorsanız şöyle yapmayın böyle yapmayın falan değil. Valla sağlık da güzellik de. Sağlık olunca zaten güzellik oluyor, güzellik olunca zaten sağlık oluyor. Benim bir motive olsun. Arada böyle diyete başladığım zaman böyle diyet günlükleri falan gelebilir isterseniz. Siz de yazın arkadaşlar. Siz de beni destekleyin. Beraber hatta keşke bir şeyler yapsak güzel olabilir. Böyle videolarda izler. Evet, Instagram'da da paylaşırım. Ama gerçekten artık zayıflamak istiyorum. Memnun değilim aslında. Mesela yerken mutlusunuz belki 5-10 dakika falan. Ama yedikten sonra bir pişmanlık hissi geliyor. Yani pişmanlık da değil ama insan şey yapıyor yani. Üzülüyor. Niye bunları yedin diyor insan kendi kendine. Mesela crop mesela geçen bir tane kısa kadını almıştım. Giydim yani Instagram'da artık check yaptık. Annemde hatta vardı. Yani hoşuma gitmedi ya o görüntü gerçekten ve arkadaşlar bu şey konusunda bir şey demek istiyorum. Geçen gördüğüm otobüsü nasıl o kıza yakışmış mıydı? Hiç yakışmadı. Yani şey yapmak değil tam tatlı bir kız, çok güzel bir kız bu arada hani. Ama hani yakışanı giymek gerekiyor bilmiyorum. Ben bu fizikte mesela çok beğeniyorum, çok beğendiğim şeyler oluyor bir sürü markada mağazalar ama her şey olmuyor. Yani biraz yakışanı giymek gerektiğini düşünüyorum. Herkes bu arada istediğini giyebilir, eleştirmiyorum ama bence nal dostlar yani giymesinler göbek yani. En çok da bu arada benim bir şey noktam göbeğin gitmesi gerçekten yani şu an göstermiyorum ama videolardan göreceksiniz Antalya biliyorum da bu videoyu da yarın koyayım diyorum onu da hafta salı günü falan ya da hafta sonu koyayım diyorum çünkü video pek doğru düzgün video gelmedi bu hafta o hafta sonu olur Antalya biliyorum bunu da yarın öbür gün bir şekilde koyacağım bilmiyorum arkadaşlar zayıflamamız gerekiyor yani siz de sağlığınız için gerçekten hastalıklar uçuyor dünyada her türlü hiç demeyin gençlik yaşlılık vallahi olmuyor onun için de mesela korkuyorum atıyorum Allah korusun kötü hastalık vesaire ama mesela daha fazla bitmeden uzatmıyorum. Sen neler söylemek istiyorsun başka? Sen ne tavsiye verirsin mesela sen bu kiloları verdin senin yaşındakiler ya da senden daha küçüklere? Şimdi ne önerirsin? Yani böyle bu kilolar gelmesinler diye. Bir kere beslenme düzeninizi değiştirin. Kesinlikle. Bol bol yürüyüş yapın. Hayır bu kilolara gelmemek için ne önerirsin? Gelmesinler diye ne yapmalılar? Sağlıklı olmayan şeyleri rutin olarak tekrarlamamalı gerekir. Başka? Sağlıklı beslenmek. Ama sen anlamadın dediğimi. Bu kilolara gelmemek için ne yapmasın, ne yapsınlar diyorum ben. Bu sürekli yıllara bölerek eklememeleri gerekir. Evet. Yani abur cubur, cips olsun. Evet ona çok fazla tüketmemek gerekir. Patates kızartması. Ama şunu merak ediyorum. Bir tane mesela makro falan geçiyoruz arkadaşlar. Ya kızlar yani kızlar erkekler ayrı yani. İçki alan var, cips alan var. Evet. Ya makarnalar, lazanyalar ya anlamıyorum. Geçen yani tamam spor falan diyorum ama spor da bir yere kadar diye düşünüyorum. Ya da atıyorum ertesi gün mü dikkat ediyorlar? Ne yapıyor bir insanlar bilmiyorum. Benim dediğim gibiler var mı? Yazın bana arkadaşlar.
okuyacağım tek tek yorumlara. Ya çok yorum gelmiyor ama olsun. Yani bilmiyorum. Yazın yani, konuşalım. Neler yapıyorsun? Hani böyle zayıf kalma sırrı ne? Hani ben mesela bir arkadaşımla konuşuyoruz tabii böyle Instagram'dan falan. Hani diyor ki mesela diyor, bir tatlı pasta, kahveden pasta mı yedim dışarıda bir yerde diyor. Kesinlikle diyor üstüne yemek ya da bir şey, herhangi bir şey yemiyorum diyor. Hani çorba bile içmiyorum diyor. O şekilde dengelemeye çalışıyorum diyor. Ama böyle ama haftanın dediğim gibi 6-7 gün. Ama 6-7 gün spor yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Evet. Fitness yapıyor. Yani gider. Gider yani. Kilolar veriliyor. Kesinlikle. Dün ben mesela bir kralım var. Çok beğenerek takip ettiğim. New York'ta bir kahve. Hatta White Mocha falan gibi bir şey yani. Starbucks mı neydi bilmiyorum kahve ama yanında da bayağı bir kocaman bir kurabiye vardı. Ve kadın gör yani. Ha tamam o çok zayıf ama isterdim yani öyle olmak gerçekten. İşte Tommy'de marka veremem ama reklam falan değil. Tommy'de şu beyaz katan pantolon vardı hatırlıyor musun? Evet. Mesela onu giymeyi çok istiyorum. Mesela Instagram'a göbeksiz bir fotoğraf çok atmak istedim. Bir fotoğraf attım. Yani tabii kötü bir şey gelmedi ama böyle üzüldüm ya. Daha böyle düz bir karın, daha böyle bir ne bileyim yüzümün daha böyle ince, kollarımın daha ince olması hani güzel bir kolardı sağlık olarak da. Evet, isterdim yani. İsterim ve gerçekten bu sefer yapacağım bunu. En azından şu fazla kilo şimdilik atmak istiyorum. Şöyle 15-20 kilo arkadaşlar verme gibi bir hedefim var. İnşallah böyle Eylül'e kadar verir miyim bilmiyorum ama neyse çok fazla video uzadı. Senin mesela hayalindeki bir şey ne? Hani kilo verince böyle motive edin istiyorum. Ben de motive olmak istiyorum çünkü. Hayalinde yani, mesela aldığın ya da böyle zayıf. Kilo verdim. Evet. Bir kilo indirip ama önce fazlalıklar vermem lazım. Aynen. Fit vücut değil. Evet. Önce şu kiloya sabitlemem lazım kendime. Mesela bir mağazaya girdim. Beden olarak daha aşağıda bir şey alayım. Motive etsin beni. Tamam ne ama hayal. Mesela ben beyaz bir keten şort, keten pantolon ya da güzel bir kot şort böyle. Güzel bir tişört almak isterim. Hayır hayalim mesela şunu giymek isterim dediğim bir ürün bir şey yok mu? Bir marka olarak yok ama herhangi bir tişört. Ama motive etsin beni kendime. Küçük beden de almak istiyorsun. Evet. Arkadaşlar bende. Ben de 36 bedende bir şort almak isterdim yani. Ama annem bana bir şey söylemişti bu arada. Markanın ismini versem bilmiyorum ama çok popüler marka. Lendros reklam falan değil bu arada arkadaşlar. Ben sen göreceksin dedim. Bu yaz 36 bedene ineceğim dedim. Ama kaç sene oluyor 36? Sen 36 bedene in dedim. Ben sana 36. Ama o markadan bilmiyorum annem. 36 parça bikini alacağım dedi arkadaşlar. Hala inemedim ama. İnşallah bir gün olursa annem olmasa da ben kendi kendime 36 parça bikini ya da mayo karışık bir şey alacağım gerçekten. Oradan da çok böyle almak istiyorum. Hep böyle gerçekten güzel yani bir şey. Bikinileri falan çok güzel. Muza mesela. Ama böyle düz. Zayıf bir şekilde waffle yemek isterim. Yani. Evet. Hala neden olmasın? Yani istiyorum ama onun için bir çaba yok. Ben o videoyu ben de izledim arkadaşlar. Şu isteyip de bir şey yapmayanlar. Neyse bu kadardı. Kimler diyete başlayacak bütünle beraber? Gerçekten benim de motive olma ihtiyacım var gerçekten. Bizim de motive olmamıza ihtiyacımız var. Instagram'da takipini buraya bırakın hesabımı. Öyle. Başka bir şey var. Olur. Olur mu? Olur. İnanırsak olur. İnanmak. İnanmak başarmanın yarısı. Başlamak da. Başlayacağız. Evet. Tam spora gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ve en çok hayalimden birini söylüyorum spor olarak. Zayıfladıktan sonra şu anda. Çünkü 55-60 kilolardaki olan kilolarda insanlar bile. Arkadaşlar spor yapıyor. Yok. Bir sözüm bitireyim. Tenis. Tenise yazmak istiyorum. Ama zayıf. Yani arkadaşlar bu fizikte imkanı yok o şeye yazılmanın. Tenis. Çok evet. Çok istediğim şeylerden biri. Gerçekten. Yani çok fazla hayalim var gerçi ama inşallah bir gün zayıf olursam tenis kursuna yazılmak istiyorum. Aa çok güzel. Ay, anne başka tişört de geldi toplantıya gidiyor. Merhabalar. Eski günlerimi anımsadım. Bugün annemin arkadaşları komşularıyla bir toplantı yapmışlar. Aralarında beni de görmek istiyorlar. 2-3 haftadır devam evet. edegelen. Bugün de Gülsüm ablaya gidiyoruz. Onun çiftliği var. Evet. Saat 1'de randevulaştık. Güzel arkadaşlarla şey. Gidiyoruz. Çocuklarım da dışarıda. 2 kilo daha alacağız. Tamam. İyi eğlen. Celal diliyorum size. Teşekkür ederim. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Yani arkadaşlar bu gençler zayıflayacak inşallah bir gün diyorum. Annem sanki hiç inanmıyor gibi bir his var. Aksın dönüp gidiyor. Umarım zayıflayacağız. Bir gün inşallah. Ama önce sağlık için gerçekten. Sağlık. Yani sağlık. Ve bol bol su içmek, yürüyüş yapmak. Başka bir diyeceğim bir şey var mı? Yok. Her şey çok güzel. Evet. Olacak. Ben inanıyorum. Evet. Berber fit check. Gerçekten evet. Fit bir check yapmak istiyorum Instagram'da. Bir tane hatta paylaşacağım ve ondan sonra zayıflayana kadar paylaşmak istemiyorum o videoyu gerçekten. Söyle. Şimdi Fikret'ciğim sen ve abin senin ben dolayı abin de şey oldu bu konuya. Heh. Şimdi sen bu kadar takipçin var. Heh. Binlerin üstüne geldin neredeyse. Gelmedim daha. Bine yakın yani. Sen ekran önünde bu sözü verdikten sonra bunu bence tutmam artık senin boynunun borcu oldu. Tamam, sen koy da diyorum. Diyorum.
Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Çünkü kendisi karar verdi. Anne dedi böyle bir video çekeceğim. Hep sen de bana bir şey yapabilir misin? Tamam canım dedim. Ben arkandayım dedim ama size söz verdiği için bence bir an önce tutması gerekiyor. Öyle değil mi? Sizi seviyorum. Ben anne linç ettireceğim. Arkadaşlar zaten linçime doyamadım. Hala linç yorumları geliyor. Neyse. İnşallah bu şey olsun. Hatta şunu kırpıp Reis'e koymak istiyorum. Gerçekten bir söz olsun ve arada da onu izleyip hatırlayayım. Gerçekten bine yakın. Yani bir şahitçim var. Hani bin olmadı ama inşallah olurum bu videoda bu arada. Hem kendimi motive etmek için hem de sizin beni motive etmeniz için. İzliyorsanız ve takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız videolarımı abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten çok mutlu olurum. Olsunlar değil mi? Olsunlar. Evet. Çok şey kaçırıyorum. Önce abone olmayan yarım. Öyle arkadaşlar inşallah. Sen de söz ver. Söz ben söz vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Evet. Kesin kanalına abone olmayı, likelamayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yerimsin, teşekkür ederim. Kardeşim kanalı çünkü bu. Evet. Lütfen. Çünkü YouTube kanalında bir kardeşim var. Çünkü YouTube kanalında bir kardeşim var. Bunu bilin ilk önce. Şimdi geliyorum. Ben de azın bir şekilde başlayacağım. İnşallah hep beraber başlayacağız. Hep beraber başlayacağız. Kızım mesela falsak böyle ama bu da olabilir. YouTube'da da paylaşabilirim. Evet. Instagram'da da paylaşabilirim. İnşallah ama bence bayağı gülüyorlardır arkadaşlar. Hep Mayıs'ta başlayan, Temmuz'da diye bitiren. Ama inşallah bu sefer gerçekten yapacağım yani. Ya güzel giymek istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum ama bunun için de çaba göstermem gerekiyor. İşte video çok uzun oldu arkadaşlar. Gözlerime şöyle güneş kremi sürdüm de. Beni motive etti yorumlarınızla ve siz benim de sizi motive etmemi istiyorsanız da yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz de böyle içerikler falan nasıl beslendiğimi bekliyorum. Tabii birkaç hafta sonra falan ama başladıktan sonra çekerim. Böyle nasıl besleniyorum inşallah da veririm. Ama bu sefer diyetisyensiz gerçekten yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada diyetisyen şeyine değmek istiyorum. Bayağı da bir liste var benim elimde. Yani az çok da hatırlıyorum yani diyetisyenlerin genel az çok ne verdiğini. Hani en azından bir ay diyeyim kendim deneyeceğim. Zaten yediklerimi en azından yemesem bile bir ay yani 5 kilo falan veririm. Bu arada tatile kadar yapacağız şeyi. 29 evet. Nisan'ın hayırlısıyla başlayacağız. 29 Mayıs'ta da bitecek arkadaşlar. Evet. Çünkü 29 Mayıs'ta güzel bir yere gideceğiz. Ve 3-4 gün bir tatil olacak. Ve sonra da memlekete gideceğiz yani. Şuradan söylemek istiyorum onu. Memlekete gitmeyi planımız var. Avrupa'ya gideceğiz. Antakya biliyorsunuz da yok yani. O nedenle ama bayramda olacağı için ya da aslında bir şey yapabiliriz. Acaba bayrama kadar bıraksak mı dedik 2 Haziran'dan sonra? Ama bırakmasak aslında. Bırakmayalım. 2 Haziran'da gene İzmir'e geldiğimizde başlayalım. Evet. Bayramda 3-4 günlük gibi bir ara verelim. Evet. Güzel hem de olur. Biraz vücut da şaşar. O kadar bırakmayalım bence. 20 gün çok fazla olur evet. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. 17'sine başladı. Bitiyordu. Olsun. İkisinde üçünde geleceğiz buraya. Sonra gideceğiz ama öyle bir şey olabilir. Çok fazla yok. Olur diye düşünüyorum. O aslında başlıyor. Ha. 4 gün. 15 gün ne alınır orada? Evet. Bence tatilden bundan döndükten sonra yani, tekrardan başlayalım. Yani. Bayramda 3-4 günlük bir şey olur. Çift yapmayız o zaman kadar. Hı. Öyle düşünüyorum. Ve Artemis'te de. O Artemis'te o şeyleri ağlatmak istiyorum gerçekten arkadaşlar. O koşu, o dik yokuşlarda yürüyüş yapmak istiyorum. Valla zor da olsa, bu kilolarda bile olsa yapacağım gerçekten. Artemis vlogları, Mars vloglarımı izliyorsanız yani yokuşları Allah'a emanet. Yani İstanbul'un yokuşlarından beter diyeyim. Evet. Öyle öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giren bir video olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken. Yine biraz uzun oldu ama böyle uzun sohbetle annemle, abimle derin böyle şeyim oldu. Ve bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Kilo söylemeden şöyle söyleyeyim. Lise zamanına kadar gerçekten hani çok böyle aşırı, yani şu anda da ben de çok aşırı değilim ama yani yine biraz fazla bayağı kilom var. 15-16 kilo almıştım üniversiteye gittikten sonra bir sene 15-16 kilo almıştım. Annem şoka girmişti. Ve o zamana kadar aslında yani 40-42 beden giyen bir insandım diyeyim. Üniversiteye kadar. Gerçekten Zara'dan 44 evet. Beden kotum vardı. 42 beden kotum vardı ama şu an Zara'da hani 46 falan bile var. Hani az çok tahmin edersin zaten. Onlara bile zar zor giriyorum diyeyim. Hani zor da bedenine göre değişiyor diyeyim. Ama inşallah 40'lı bedenlere yani 40 yine 46 falan oluyor biraz ama bazı şeylerde. Ama inşallah 40 bedenlere, 34 bedenlere ineceğimiz günlerde gelir. 34 dedim 36, 38 bedenlere ineceğimiz günlerde gelir. Yani umarım daha zayıf bir Fikret'le karşıda çıkarım ve siparişi de bırakmak istiyorum artık ben. Gerçekten. Ben de. Bugün bir milat olsun mu? Olsun. Olsun mu? Dünkü sipariş bitti mi? Bitmek üzere. Bitmek üzere. Bir şey söyleyeyim mi? Bugünden sonra Sprite içmeyelim. İçmeyelim. Yani onun yerine mesela atıyorum tatilde olur. Ben diyorum ki bugün Sprite içmeyelim artık. Ha? Ha? Değil mi? Bugün içelim artık arkadaşlar. Evet. Ya da böyle azaltalım diyeyim. Böyle özel günlerde içelim diyeyim. Ama yani hiç asit bir şey de hiçbir şey içmeyelim olacağız. Ya da bilemiyorum. Destek göremedim bırakmak olsun. Neyse arkadaşlar öpüyorum sizi. Çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Bayağı bir konuşasım varmış bu konuda ama çok böyle üstüne eklediğimden de kaynaklı biraz oldu. Ve böyle çok bırakmak şey yapmak iyi olmuyor ama inşallah halledeceğiz. Sizi öpüyorum. Yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum.
güzel bir yazı hazırlık videosu olsun. En azından hani Haziran, Temmuz ayı geldiğinde hani biraz daha memnun bir fizikten ya da memnun bir şekilde olmayanları ve bir kilo almak istiyorum. Hani 5-6 kilo böyle versem gerçekten çok istediğim şeylerden biri bayağı ben giyemem ama şu böyle biraz fazla kilo bile alsam giymek istiyorum yani. 5-6 kilo bile çok fark ediyor. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.